Şimdi İran'ın askeri tesislerini hem Arteş düzenli orduyu hem de devrim muhafızlarına ait yerleri İsrail'in vurduğunu daha doğrusu İran hava savunma sistemlerinin karşılığı ile birlikte böyle bir karşılaşmayı gördük. Şimdi o noktada e, Hamaney'den gelen ilk açıklama aslında daha böyle e, sakin bir açıklamaydı ve Hamaney şöyle söylemişti: e, İran e, Yüksek Milli Güvenlik Konseyine konuyu bırakan bir açıklamaydı. Ne yapılması gerekiyorsa düşmana, e, ne cevap verilmesi gerekiyorsa İran kurumları buna karar versinler gibi kendi üzerinden bir parça biliyorsunuz çünkü kendisi başkomutan, son karar onda e, yani her şeyin aslında başı İran'ın lideri olarak e, konuşuyor. Fakat o noktada o uzmanlara işi bırakır bir hali vardı ama şu uyarıyla söylemişti. Sonuçta ilk kez 1988'den beri İran kendi topraklarında bir devlet tarafından saldırıya uğruyor. Bir daha düşmanın tırnak içerisinde söylüyorum bunu yapmaya yeltenmemesi ve bunu yapmaktan da geriye çekilmesi için bir cevabımız olmalı demişti Hamaney. Fakat e, şimdi bugünkü aşamadaki bu açıklama aslında çok net bugün gelecek. Yani asıl son evet. satırda zaten diyor ki emin olun İran bu konuda tereddüt etmeyecek diyor. Buradan ne anlıyoruz ya olacak mı böyle bir saldırı olursa nasıl olur yani ezici. Karşılık ne olur Hazar Hocam? Şimdi İran içerisindeki gruplar tabii ki İran'ın e, bu saldırıya sert bir şekilde, sert güçle yanıt vermesini isteyen gruplar da var. E, fakat bu bir satranç demiştik ya, hesap kitap işi. Yani artıların eksilerini koyacağınız ve buna e, bir şekilde karşılık vereceğiniz bir şey. Yani bunun askeri hesap boyutu ayrı, e, güvenlik, stratejik konusu ayrı, siyasi ayağı ayrı. Biliyorsunuz uluslararası hukuk açısından da bir boyut var ama o nokta İsrail'e geldiği zaman ABD tarafından çok fazla dillendirilebilecek. Şimdi e, içeride de bu tartışmalar devam ederken bugün İran'ın liderinden böyle bir e, açıklama gelmesi o zaman sert güçle tekrardan İran'ın İsrail'e yönelik bir misillemesi olabilme ihtimalini güçlendiriyor. Şimdi o noktada e, isterseniz bir 13 Nisan'ı hatırlayalım bir de 1 Ekim'i hatırlayalım. Fark, farkındayız ki her bir misillemesinde İran e, seviyeyi bir parça daha arttırdı. Şimdi... İlk 13 Nisan'da vurduğu zaman e, konu burada kapansın demişti. Fakat sonrasında İsrail'den e, büyük saldırılar geldiğinde, Haniye Tahran'da öldürüldüğünde biz... İki ay sonra bir Ekim saldırılarında hipersonik füzelerin kullanıldığını gördük. Şimdi o noktada da şunu tartıştık burada çok uzun zaman. İsrail'in Davut Sapan'ı, Demir Kubbesi yeteri kadar İsrail şehirlerini korumuyor. Peki o noktada İsrail nasıl gidip İran'ı vuracak? Çünkü İran açıklaması çok netti. Eğer topraklarımı vurursan, ölçük açarsa hipersonik füzelerle yaptığım saldırıdan daha fazlasını yaparım demişti. Yani sürekli bir el yükseltme var ve aslında saldırının dozunun da arttığını görüyoruz. Aslında o noktada Mesut Hakkı hocam ben sizi davet edebilir miyim buraya? Yani şunu sormak istiyorum. O sert ve ezici karşılık ne olur? Çünkü İran'ın elinde de e, pek çok füze başlığı olduğunu biliyoruz. Hatta bilmediğimiz füzeler de var öyle değil mi? Buradaki bu ezici cevaptan kasıt nedir hocam? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi benim görüşüme göre buradaki çok daha ciddi bir şey. Yani e, söyledikleri şey nükleer silah üretebiliyoruz diyorlar ondan evet, sonra. O başlığa birazdan evet. geleceğim ama şimdi e, bu. Bu onunla, ayırsa... e, e, yani onunla ilgili bence. Onunla ilgili ufak bir girdi yapayım mı? <laughs> Buyurun. Çok teşekkür ederim. E, bugün aynı şekilde e, İran'ın liderinin danışmanından da bu konuyla ilgili bir evet, açıklama biraz geldi. Daha. Bir sonraki başlıkta evet. ona değineceğiz ama bu şu anda aslında onunla ilgili değil hocam. Yani nükleerle ilgili Benim görmüyorum. Yani, evet. Bu Buyurun. ezici cevap demesi başka bir şey. Yani e ee, şöyle. Şimdi e, Geçen yani hafta. Yani hukukun gereği, uluslararası hukukun gereği vuracağız ne demek hocam? E, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor, diyor ki size karşı bir silah gereği. varsa siz de ona cevap verin diyor. mealen. Allah bize buradan şey yapıyor diyor. Ee, şimdi buradaki argüman şu. Ee, İran nükleer silahlara işte sahip olmamasını işte Hayetullah'ın e, fetvasına bağlıyor. Ancak ben ee, İran senelerdir çalışan bir akademisyen olarak, bir asker olarak bunu söyleyeyim. İran yıllardır 50'den bu tarafa çalışıyor nükleer silahları. Ve bunun için e, bu zenginleştirme faaliyetlerini yara altına aldı. Hmm. Neler yapabilir? İsrail'e ezici cevap verebilmesi için birincisi elindeki enstrüman füzeler. Bu füzelerin içerisinde önce şunu gördü İran. Hocam hiç daha önce kullanmadığı en böyle çarpıcı, etkili füzesi nedir İran'ın bilinen? E, Hipertonik füzedir. İsimleri ne olursa olsun. Bunu Çin ve Rusya'dan aldığı teknolojiyi de geliştirdi ve bunu gördük İsrail'de yapmış olduğu saldırılarda. Şimdi askeri ve siyasi açıdan demesi bir şekilde eğer siz e, siyasi hedeflerinizi koyuyorsanız askeri hazırlıklarınızı yapmanız gerekiyor. Şimdi geçen haftaki saldırıda İsrail e, çok ciddi zarar verdi. Söylemiştim. Üç ana sektörde bu zarar oldu. Hava savunma sistemlerinin bir bölümüne de zarar verdi değil mi? O Çin'den mi alınmıştı hocam bazı parçaları? Çin'de var elinde. Evet. Şeyde Çin'den bu, kritik parçalar, Çin'den alınma kritik parçalar evet, tamam. diye geçti Birinci İsrail Halk şey Öğretileri. E, e, onu vurabilecek olan füzelerin tesislerini vurdular. Tahran ve etrafındakileri ondan sonra. Birincisi bu. İkincisi yine... Ee, onu e, İsrail'de etkisi altında tutan insansız hava araçlarının üretim merkezleri vuruldu. Üçüncüsü de füze yakıt istasyonları. Şimdi üçü olmadığı takdirde füze üretemeyecek ama... Dördüncü, yani hocam bu İran'ı ne kadar sarstı peki? Ciddi sarstı. Ciddi ölçüde sarstı. Şöyle ki... Sarstı e, mı Hazar hocam? İran Sarsmadı diyor. Ben alacağım. biraz daha bir beraber konuşalım. Yani ne açıdan siz Şimdi, sarsmadı diyorsunuz? Şimdi geçen haftaki gördüğümüz saldırıda aslında İran hava savunma sistemlerinin de pratikte ilk kez test edildiğini gördük. Şimdi ellerindeki yerli hava savunma sistemleri tabii ki hocamın söylediği gibi dışarıdan aldığı parçalar da muhakkak Şimdi, bunun işin içindedir ama nihayetinde bunun ilk kez işlediğini gördük. Nasıl gördük? Mesela İsrail'in ilk... Başlattığı saldırı dalgasında iki buçukta İran'ın e, hava savunma sistemlerinin radar üzerinden bu uçaklara kitlendiğini ve daha sonrasında İsrail'in ikinci ve üçüncü dalgalarda dönüp İran düzenli ordusu Arteş'in üzerine gittiğini gördük. Yani o noktada böyle bir hava savunma sistemi durumunu da düşünmüyordu aslında Ama İsrail. Ama İran'da o zaman hava savunma sisteminin e, zayıf olduğunu görmedik mi burada? E, şöyle şimdi anladığımız İsrail kadarıyla vurabildi. ilk dalgada. E, işte, İran toprakları üzerine gelmedi uçaklar. Yani orada bir teknik değişiklik içerisine gittiler anladığımız kadarıyla. Yani saldırı sırasında bir değişikliğe gittiler çünkü hava savunma sistemlerinin bu radar üzerinden kitlemesi üzerine teknik değiştirdiler, taktik değiştirdiler. Anladığım ve okuduğum ölçüde söylemeye çalışıyorum. Fakat bir parça bu açıklamalarda şunu da görmek gerekiyor: Amerikan seçimlerine bu kadar kısıtlı bir süre kalmışken aslında İran'ın lideri bir parça psikolojik harp de uygulamaya başladı. Yeniden İsrail üzerine. Çünkü sonuçta şu anda vurma sırası aslında uluslararası hukuka göre İran tarafına geçti. Çünkü İsrail ilk kez açıktan üstlendi bu saldırıyı. Yani biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. Evet hocam siz ne dersiniz? Ben aynı gerişte değilim. Şimdi bir defa bir bir birkaç tane, dört tane dalga oldu. Yüzde 140 uçak hava saldırısı oldu. Ve çok yoğun bir şekilde İran da söyledi bunu zaten. Amerikan Hava Kuvvetleri yardım etti. Bu yardım nasıl bir uydudan istihbarat iki yakıt tankeri yoktu. Özay Bey'le aylardır konuşuyorduk bunu. Yakıt tankerleri verildi. Ve e, esas olan İran'ı körelten F-18 ile F-15 elektronik harp uçakları ve F-35'ler kullanıldı. Hava baskısı olarak sonra da F-16'lar da kullanıldı.